Öncelikle şehrimize hoş geldiniz efendim. Medeniyet Haber, Hakan Bakar. Öncelikle Seyfebeli Sanayi Sitesi Sivas'ta bu ne zaman çözüme kavuşacak? Bir de 4 Eylül Sanayi Sitesi'nin çevre düzenlemesi ve oradaki genel olarak altyapının düzenlenmesi. Bir de Sivas'ımızın çevrelerine yeni yapılan yollarda özellikle bisikletler için yollar, güzergahlar düzenleniyor ama şehir merkezinde bisikletlerle ilgili müthiş bir sıkıntı var. Hatta geçtiğimiz günlerde bir abimize çevre yolunda bir araba çarptı ve şu anda yoğun bakımda. Rabbim şifa versin. Şehirlerin, insanların daha sağlıklı yaşaması anlamında ne gibi çalışmalar olacak? Bunları merak ediyoruz efendim. Teşekkür ederim. Evet, şimdi sanayi siteleriyle alakalı Hilmi Başkan'a birazdan söz vereceğim. Ama yani biz bu manada şehirlerimizin yaşam standartlarını, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek adına aslında bu mücadeleyi veriyoruz. Hep şunu söylüyoruz. Yani biz hiçbir zaman seçim kaygısı çekmedik. Ama şu kaygıyı çektik, gelecek kaygısı çektik. Gençlerimize, vatandaşlarımıza, milletimize daha iyi bir gelecek sunabilme kaygısıyla bu çalışmaları yapıyoruz. Burada da amacımız, hedefimiz her bir şehrimizi birbirinden ayırt etmeksizin. 81 şehrimizde 84 milyon vatandaşımızı, 780 bin milyon kilometre kare vatan toprağını eşit hale getirecek ve burada herkese eşit mesafede yaklaşacağımız, herkesi kucaklayacağımız anlayışla bu hizmetlerimizi yapıyoruz. Sivas'ımıza da bu anlamda işte az önce ifade ettiğim 45 milyar liralık yatırım yaptık. Niçin yaptık? Bu yatırımların hepsi burada vatandaşımızın refahı için, huzuru için, mutluluğu için, yaşam standardının yükseltilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu manada yeşil alanları arttırıyoruz. Şehrin güzelliğine güzellik katacak, istihdamına katkı sağlayacak. İşte 200 sanayi sitemizi niye yapıyoruz? Burada gençlerimiz çalışsınlar, gençlerimiz üretsinler ve yine bu kapsamda 45 milyara ilave 30 milyar liraya varan bir hızlı tren projemiz var biliyorsunuz. Hızlı treni de koyduğunuzda yaklaşık 75 milyar liralık yatırım Sivas'ın refahı içindir. Buradaki yiğit, mert Sivaslı kardeşlerimizin huzuru içindir, mutluluğu içindir. İnşallah bu anlayışla istihdamı arttıracağız. Sadece değerli arkadaşlar, buraya yapacağımız 2500 sosyal konuta baktığınızda burada mühendisimiz, mimarımız, işçimiz, 250'den fazla sektörü tetikleyen kardeşimiz çalışacak. Tüm Türkiye'deki istihdam sayısı ilk etapta 100 bin, ikinci etapta ilave 100 bin olmak üzere 200 bin istihdam sağlayacağız. Buradaki amaç şudur, hem ekonomik büyüklük açısından bütün sektörleri harekete geçirmektir, hem de gençlerimize, geleceğimize umut olmaktır. Ve bu manada şehrin trafik yükünü, sorunlarını çözecek çalışmaları da belediyemizle birlikte yapıyoruz. Gerek bu manada çevre yollarına ilişkin, şehrin altyapısını, yollarını güçlendirecek, sanayi sitelerini yine yapmak suretiyle burada istihdamı artıracak adımları atıyoruz. Atmaya da devam edeceğiz. Seyfebeli Sanayi Sitesi ile ilgili başkanım durumu siz aktarırsanız. Sayın Bakanım teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Sizlerin desteğiyle birlikte şehrimizi, hemşehrilerimizin zevk aldığı bir şehir, yaşamaktan zevk aldığı bir şehir yapmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hakan Bey'e hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Geçen de kendisini yeni yapacağımız millet bahçesini gezerken kendi iş yerine de tevafuken bir araya geldik. Süreci de anlattım. Sayın Bakanım göreve geldiğimiz andan itibaren eski stadyum dediğimiz alanın millet bahçesinin inşaatını yaptık, bitirdik. İnşallah önümüzdeki süreçte belli konularda şehirden eleştiri vardı. Özellikle ağaç, yeşilin azlığı ama zaman geçtikçe aslında ağacın yeteri kadar olduğu, hatta daha fazla olduğu da ağaçlar büyüdükçe ortaya çıkıyor. Yine sizin desteğinizle Sivas'ın farklı bir bölgesine yumurta tepe olarak bilinen alana, 58 bin metrekarelik alana yine bir millet bahçesi yaptık. Yeşil alanıyla, bisiklet yollarıyla, yürüyüş yollarıyla ve gençlerimize hizmet edecek millet kıraathaneleriyle birlikte
Yine şehrin önemli gündemlerinden bir tanesi olan eski numune hastanesi olarak şehirde bilinen 57 bin metrekarelik bir alan vardı. Geçen hafta itibariyle ihalesini bitirdik. Yine orada şehrin merkezinde bir şehir merkezindeki şehir parkı olacak şekilde şehrin nefes alabileceği sosyal donatıların olduğu, yine milletimize hizmet edecek millet kıraathanesinin ve kütüphane olarak hizmet edecek bir alanın ve 250 araçlık kapalı otopark, yaklaşık 500 araçlık da açık otoparkın olduğu bir alanı inşallah gelecek yıl 29 Ekim'de açmak üzere milletimize söz verdiğimiz gibi inşaatına başlamış olduk. Bisiklet yollarını ve şehrin yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla yeni kazandırılmasını önemsiyoruz. Bu noktada yine bakanlığımızın desteğiyle birlikte şehrin başta ana bulvarlar olmak üzere eski Paşabahçe yolu, Necmettin Erbakan bulvarı, inşallah 2023'te Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı, Bağdat Caddesi gibi ana arterler başta olmak üzere Sayın Bakanım hem yürüyüş yolu hem bisiklet yoluyla donatıyoruz. Yine eş zamanlı olarak akıllı bisiklet uygulamasını Sivbis olarak hayata geçirdik. 2020 yılında geçirmeyi arzu ettiğimiz bir projeydi. Pandemi nedeniyle bisiklet bulmakta zorlandık. Bu yıl başladık. Deneme amaçlı pilot uygulama olarak başladık. Çok yoğun bir talep var. İnşallah 2023 yılında bisiklet sayılarını artırarak aynı şekilde devam edeceğiz. Temel arzumuz yapmış olduğumuz bisiklet yollarının millet bahçelerinin birbirine bağlantısını sağlayacak şekilde. Eski stadyumdaki millet bahçesini meydana, oradan Paşabahçe'ye, Osman Seçilmiş'e ve Hamidiye millet bahçesine gidecek şekilde entegrasyonu da yapacağız. Bu konuda hemşerilerimizle istişare ederek şehrin talebi doğrultusunda proje geliştiriyoruz ve bunu uygulamaya geçiriyoruz. Yine 4 Eylül Sanayi Sitesi'nin çevre düzenlemesiyle ilgili Hakan Bey'in sorduğu soru, 4 Eylül Sanayi Sitesi şu anda özel mülkiyette, kooperatif bünyesinde faaliyet gösteren bir alan. Aslında çevre düzenlenmesini yapma görevi kooperatiflerde ama hal böyleyken biz şehrin girişinde Erzincan yolunun kenarında olan bir alanı ilgili kooperatiflerle ve esnaf odamızla, tesviyeciler odamızla birlikte görüşerek altyapısına başladık. 2021 yılında bir kısmını yaptık, 2022 yılında bir kısmını yaptık. İnşallah bu yıl içinde altyapısı tamamen, yağmur suyu, kanalizasyon hattı tamamen bittikten sonra da 2023 yılında üst yapısını peyzajıyla, çevre düzenlemesiyle birlikte yapacağız. O konuda da yine ilgili kooperatiflerle görüştük. Onlar da inşallah kooperatifin etrafının duvarını oluşturarak daha güvenli bir hale getirmiş olacaklar. Seyfebeli Sanayi Sitesi şehrimizin konuşulan ve yer tahsisi yapılan bir proje, büyük bir proje. Devasa bir proje. İçerisinde de yaklaşık 1 milyon 800 bin metrekarelik bir millet bahçesinin olacağı bu proje. Bu noktada da Bilim Teknoloji Bakanlığımızla birlikte eş güdümlü olarak çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Bakan, ben göreve geldiğim andan itibaren şeffaf yönetim anlayışı gereği önümüzdeki sürecin nasıl işleyeceğini başta kooperatif üyeler olmak üzere esnafımızla görüştük. Hazine arazisinin az olduğu, özel mülkiyetin çok olduğu bir alan. Dolayısıyla bir kamulaştırma maliyeti var. Süreci takip ediyoruz. Bir yerden başlayıp acil sektörleri ilgilendiren hurdacılar ve mermercilerle ilgili sorunu öncelikle alarak inşallah bir noktadan başlayarak çözüme götüreceğiz. Bu noktadaki Sayın Bakanım tüm çalışmalarımızı katılımcılık, hesap verilebilir ve şeffaf belediyecilik anlayışı gereği tüm paydaşlarımızla, kamuoyuyla istişare ederek sonuçta kamu bütçesi harcayarak iş yapıyoruz. Dolayısıyla doğru projeyi hayata geçirmek adına da başta basınımız olmak üzere basın aracılığıyla şehrimizin her kesimiyle istişare ederek doğru projeyi hayata geçirme noktasında katılımcı, hesap verebilen, şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla sizin desteğinizle yolumuza devam ediyoruz. Şu hususu son kez olarak basının huzurunda bir kez daha söylemek istiyorum. Göreve geldiğimiz andan itibaren hangi projemizde Sayın Bakanımızın yanına gittiysek bizi hiç boş çevirmedi. Ayağı yere basan, şehre değer katacak, şehri ileriye götürecek her projede gerek hibe yoluyla, gerek vermiş olduğu maddi kredi destekleriyle, gerek proje destekleriyle, gerek de şehirde ufku açacak projeler noktasında bize yön göstermesiyle birlikte cidden şehrimize Sayın Bakanımızın çok emeği var. Ben bir kez daha tüm basının huzurunda Sayın Bakanımıza Sivaslar adına teşekkür ediyor. Tekrar şehrimize hoş geldiniz diyorum.